Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söylerler ve Şakir diye birinin çiftliğini işaret ederek oraya gitmesini salık verirler. Derviş bunun üzerine yola koyulur, yolda birkaç köylüye daha rastlar. Onların da anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin adamlarından biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise Hattat ismindeki bir başka çiftlik sahibidir. Derviş Şakir'in çiftliğine varır. Çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer, içer, dinlenir. Şakir de ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelip derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için hep şükret der. Şakir ise dervişin bu sözüne şöyle cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer. Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar ve ona uğramaya karar verir. Yolda karşılaştığı köylülerle sohbet ederken Şakir'den bahseder. Ha, o Şakir mi der köylüler? O artık iyice fakirleşti. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor. Derviş şaşırır. Hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur ve onunla konuşmaya başlar. Eski dostu bayağı yaşlanmıştır ve üzerinde eski püskü elbiseler vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi, barkı, her şeyi yıkılmıştır. Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmaktan başka çare görmemiştir. Başka çaresi kalmamıştır. Şakir ve ailesi 3 yıldır Haddad'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat olan yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken olan bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu ifade eder. Fakat Şakir'den şu cevabı alır. Üzülmeyi gerektirecek bir durum yok. Unutma, bu da geçer. Derviş çeşitli yerleri gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine oraya düşer. Bu kez olan biteni öğrendiğinde şaşkınlık içindedir. Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu, her şeyi en sadık hizmetkarı Şakir'e bırakmıştır. Şakir Haddad'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine bölgenin en zengin ailelerinden, en zengin kişilerinden birisi olmuştur. Derviş eski dostunu çok iyi gördüğü için mutlu olduğunu ifade eder ama yine aynı cevabı alır. Bu da geçer. Aradan bir zaman geçtikten sonra bizim derviş yine Şakir'i arar. Sorduğu kişiler ona bir tepeyi işaret ederler. Gösterilen tepede Şakir'in mezarı vardır ve mezar taşında aynen şunlar yazmaktadır. Bu da geçer. Derviş kendi kendine Allah Allah, ölümün de nesi geçecek diye düşünerek oradan ayrılır. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek, en azından bir dua okumak için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış ve Şakir'den geriye ne mezar ne de tepe kalmıştır. Bu sıralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını istemektedir. Bu öyle bir yüzük olmalı ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın. Çok sayıda girişim olmasına rağmen hiç kimse o devirde sultanın arzu ettiği yüzüğü yapamaz. Sultanın adamları da bu durum üzerine bizim dervişten bir yardım isterler. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp gönderir. Kısa bir süre sonra yüzük yapılır ve sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz çünkü çok sade yapılmış bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır
biraz düşünür ve yüzünde bir mutluluk, bir tebessüm oluşur. Yüzükte bu da geçer yazmaktadır. Evet değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Bu güzel hikayeden sonra şöyle kendinize bir dönün ve bu sihirli cümleyi siz de yüksek sesle kendinize defalarca söyleyin. Bu da geçer yahu, bu da geçer.